Ben genel bir girizgah yapmak istiyorum. Artık seçime son 4 gün kaldı. Türkiye nasıl bir seçim süreci geçirdi? Bir değerlendirmeyle başlayalım ve bu seçimin diğer seçimlere göre nasıl bir farkı var? Bir farkı var mı? Nasıl bir seçime gidiyoruz? Yani şöyle bizim açımızdan kuşkusuz her seçimin kendi atmosferi var, kendi heyecanı var. Ama bu seçim diğer seçimlerden çok daha farklı bir havada giriyoruz. Birincisi malum çok büyük bir deprem yaşadık esasında ve o depremin matemiyle e, o depremin hüznüyle yaralarıyla esasında e, seçim gündeminin içerisine girmiş olduk. Biz en başından itibaren parti olarak Cumhurbaşkanımızın da yaklaşımı buydu. Yani depremin matemine uygun bir seçim çalışması yapmak çok özenli, çok dikkatli bir seçim çalışması yapmakla ilgili bir genel yaklaşımımız, eğilimimiz oldu. E, o dönemden itibaren başlayan işte tabii iki bloğu var bu seçimin. Bir tane bir tarafı muhalefet bloğu, bir tarafı bizim Cumhur İttifakı bloğumuz. Her iki bloğun bir yaklaşım tarzı var, bir eğilimi var. İttifakların kendi içerisinde tutarlılığı var, tutarsızlıkları var. Bunların çok açık, çok aslında milletin önünde görüldüğü, tartışıldığı bir seçim dönemi yaşadık. Fakat ilk defa bu seçimlerde... Ee, yani şunun şurasında 3 gün kaldı, 72 saat, e, 96 saat kaldı seçime. İlk defa bu seçimde e, biz, yani tüm bu tartışmaların içerisinde siyaset zemininin dışından da çokça e, demecin olduğu bir süreç yaşadık. Kastım şu, ilk defa illegal örgütlerin ya da yurt dışındaki bir takım odakların, Türkiye'deki seçim süreciyle ilgili yorum yaptıkları, pozisyon aldıkları, kendilerini ortaya koydukları bir seçim sürecini e, bu kadar yoğun bir şekilde yaşamış olduk. Bizim açımızdan ilk andan itibaren, tabii bizim adayımız çok uzunca zamandır Cumhur İttifakı'nın adayı belliydi. E, biz çok özenli bir dile, birlik, beraberlik, kuşatıcı bir bakış açısına ilk andan itibaren çok dikkat ediyorduk. E, deprem dönemi de buna çok çok dikkat ettik. Fakat hatırlayın tam depremin matemini yaşadığımız dönemde Millet İttifakı aday tartışmaları içerisindeydi. Orada bir takım Hı, kendi içlerinde Mart. siyasal, evet, siyasal depremler oldu. İşte e, Sayın e, Akşener masadan kalktı, tekrar döndü. Bir takım pazarlıklar işittik. İşte e, bakanlıklar konuşuldu, yetmedi. İşte Büyükşehir Belediye Başkanları dahil edildi. Oradan başlayan e, muhalefet cephesinde bir sarsıntıyı, iç karışıklığı, huzursuzluğu gördük. Sonra önce muğlak gördüğümüz fakat sonra kamuoyu önünde de tarafların deklere ettiği e, PKK'nın, HDP'nin açık desteğini gördük. E, dışarıdan PKK yöneticilerin hemen hemen tamamının çok net pozisyonlanışını gördük. Ve geldiğimiz noktada da tüm bunların içerisinde e, iki cephenin yani bir tarafta bizim kendimizi tarifimizle milli, yerli, ayakları yere basan şeffaf bir e, Cumhur İttifakı e, cephesi. Bir tarafta da kaç kişi olduklarını henüz tam olarak da göremediğimiz, bilmediğimiz ama bakanlık pazarlıklarının yapıldığı, çok e, böyle açıktan pazarlıkların yapıldığı, birbirlerine makamların ikram edildiği ve daha tehlikelisi, çok da şeffaf olmayan hangi kapılar ardında hangi karanlık odaklarla neyin konuşulduğunu bilmediğimiz kimlere hangi sözlerin verildiğini bilmediğimiz bir ittifak zemini karşı tarafta millet ittifakını gördük. Ben inanıyorum ki milletimiz tüm bu seçim sürecinde bu pozisyonları kimin nerede durduğunu çok net bir şekilde gördü ve 14 Mayıs'ta sandıkta bunun yansımasını göreceğiz. Pekala aslında çok fazla başlık verdiniz. Bu başlıkların her birine detaylandıralım e, isterim. E, ama şunu sorayım. Son düzlükte artık son 4 gün e, saat olarak da hesaplamak e, mümkün tabii ki. E, seçim yarışı ne durumda? E, çünkü tartışıldığı ve söylendiği gibi başa baş giden bir seçim mi var? Yoksa artık dengeler yerine oturdu, değişti ve e, nasıl bir beklenti, öngörünüz var? Şunu ifade edeyim önce Can Hanım. biz milletin iradesine çok hürmet eden bir siyasi hareketiz, sanda çok hürmetkar bir siyasi hareketiz. Dolayısıyla biz meseleye bakarken e, milletin cebi oyumuzdaymış gibi konuşmamaya çok dikkat ederiz hizmete talip bir siyasi hareketiz. Zaten Cumhurbaşkanımızın en temel farklarından bir tanesi de e, Millet İttifakı'ndan, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarından tam da budur. Dikkat ederseniz Cumhurbaşkanımız konuşurken hali hazırdaki Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımız konuşurken milletimiz bize görev verirse, milletimiz bizi tercih ederse, sandıkta yeniden görev bize veril, verilirse der her defasında. Bu sandığa, demokrasiye, milletin iradesine müthiş bir hürmeti, demokrasiye olan özeni gösterir. Oysa bir de karşı tarafa bakın. Hatırlayın Saadet Partisi önünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandı. Oradan CHP Genel Merkezi'nin önüne geçti Sayın Kılıçdaroğlu. 13. Cumhurbaşkanı adayı değil 13. Cumhurbaşkanı'nı takdim ediyoruz size diye takdim edildi Sayın Kılıçdaroğlu. Bu Ondan sonra da öyle hala, bir dil oluştu. Evet, bu arada. hala de devam eden bir dil çok üstenci, milletin iradesine hiçbir hürmeti olmayan, sandıktan ne çıkacak ona kulak asmayan maalesef bizim böyle demokratik anlamda aslında kendi içinde sakat bir yaklaşımın göstergesi diye düşünüyoruz. Biz günün sonunda sandıktan her ne çıkacaksa her birimiz ona saygı duyacağız. Göreceğiz çok az kaldı ve milletimizin iradesi nasıl tecelli edecek? Hep beraber inşallah pazar akşamı göreceğiz. Ama inanıyoruz ki sokaktaki çalışmalardan anlıyoruz ki vatandaşımıza inanılmaz bir birikmişlik var. Keşke sandık bugün gelse de irademizi sandığa yansıtsak diyor milletimiz. Cumhurbaşkanımıza bir teveccüh partimize bir destek görüyoruz. Bu desteğin, bu teveccühün zaten miting meydanlarında da tezahürünü görüyoruz. Onun sandığa yansıyacağına inanıyoruz. Ama bir kere daha ifade ediyorum. E, milletimizin oyu hiç kimsenin cebinde değil. Biz de dahil olmak üzere öteki tarafa geçecek, sandığın önüne gelecek, perdenin arkasında hür bir şekilde vatandaşlarımız oylarını kullanacaklar. Biz hep birlikte göreceğiz. Pekala, Hazır şimdi Açık. ben e, bu formatta e, genel e, başkan yardımcılarını ağırladığımda bir e, rutin geliştirdim. Herkese soruyorum, size de soracağım. Aslında biraz değindiniz bu kısmı ama e, mer cevabınızı merak ediyorum. Size göre seçim birinci turda mı, ikinci turda mı bitecek? Bir de ikinci tur hazırlığı e, yapıyor musunuz acaba? Böyle bir senaryo üzerinde bir, bir takım çalışmalar var mı? Çünkü bir açıklama vardı, Bülent Tur'anın e, açıklaması, Sayın Turan'ın. ikinci Tura kalma ihtimali için herkesle görüşmeye hazırız mimarinde bir açıklamaydı. Tabii biz, e, yani parti olarak, ben teşkilatlardan sorumlu genel başkanımızıyım. Bizim teşkilatlarımız seçimden seçime çalışma yapmazlar. Günlük çalışma da yapmayız biz. Esasında mitinglerimiz örneğin, miting sadece bizim için, Cumhurbaşkanımız için seçim dönemlerinde yapılan bir toplanma faaliyeti değil bizim açımızdan. Biz... Geçen sene Cumhurbaşkanımız 65 miting yapmış. Yani her hafta bir buçuk miting yapmış ortalama. Dolayısıyla biz zaten milletin hep içerisindeyiz. Yine siyasi çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Ve bu bağlamda baktığımızda biz pazar günü akşam seçim sonuçlandığında pazartesi günü yeniden sahada çalışmaya devam edeceğiz. O milletimizin bize verdiği ee, sonuçlara bakarak dersler çıkartacağız. Eksiklerimiz ne? Onları göreceğiz. Hangi ilçede, hangi ilde, hangi bölgede neyi yanlış yapmışız? Kendi aramızda tartışacağız. Bir daha yenileneceğiz. Yol haritamızı belirleyeceğiz ve yürüyeceğiz. Dolayısıyla yani biz hep sahada olmaya devam edeceğiz. AK Parti hep hazırlıklı bir siyasi partidir. Fakat genel izlenimimi sorarsanız ben Allah'ın izniyle milletimizin teveccüh göstereceğini, Cumhurbaşkanımızın e, bugüne kadar girmiş olduğu seçimler içerisindeki en yüksek oy oranıyla bu seçimi e, nihayetlendireceğini sahadaki gözlemlerimden hareketle söylüyorum doğrusu.